Hoş geldiniz Bülent Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Günaydın. İstanbul'da sizi yakalayınca hemen çağıralım istedik. Siz de kırmadınız bizi, geldiniz. Evet. Dünkü Türkiye ve açılışından... Sizi kırmak ne mümkün? Sağ olun, çok teşekkürler. Evet. Dünkü Türkiye ve açılışından başlayalım mı? Tabii. Yani açılışta hem Ali Erbaş'ın orayı dualarla açması, o belki konuşulması gereken konulardan biri ama daha da çok Erdoğan'ın işte oradaki gururumuz diye yaptığı açılış ama bir yandan da çocuklarımızın yurt bulamaması, fahiş fiyatları olan kiralarla evlere erişememesi ve böyle bir barınma sorunu yaşanması, ne diyorsunuz? Evet, önce teşekkür ediyorum. İzleyicilerimizi de iyi yayınlar, iyi seyirler, iyi izlemeler diliyorum. Açılışta da izledik rahmetli Şahin Mengü'yü kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ben kendisini de yakından tanırdım, siz de anlattınız. Birçok noktada hem Tele1'de hem partide hem baroda, Barolar Birliği'nde önemli görevler oldu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyoruz. Şimdi tabii üniversiteler açıldı, yeni açıldı. Daha doğrusu uzunca bir pandemi döneminden sonra, bir belirsizlik döneminden sonra üniversiteler açıldı ve büyük bir feryat figan başladı. Tabii biz bunun görünen yüzü, fotoğraflar görünen yüzü, öğrencilerin yurt sorunu, işte evsiz kalmaları. Şimdi yurt sorunu bugünün sorunu değil ama bu iktidarın 20 yıllık süre içerisinde çözebileceği, çok rahat çözebileceği ama özellikle çözmeyi tercih etmediği bir sorun haline geldi. Yani biz daha önce de kendi öğrenciliğimizde de yurda girmeye çalışırdık. Milletvekili olduk, işte yurtlarla ilgili aracı olmamızı istediği insanlar yurtlara girebilmek için, evlerde yerleşebilmek için. Ancak ne yazık ki bu sorun Türkiye'de hiçbir Cumhuriyet hükümetine nasip olmayan uzunlukta tek başına iktidar yetkisi alan Erdoğan'ın 20 yıla gelip dayanıyor artık. 19 yıllık iktidarında çözmediği bir konu, çözemediği değil. Çok rahat çözerdi. Yani gidip de Amerika'da yaptığınız o milyonlarca doları işte akıtarak yaptığınız o binaları ya da Türkiye'de 5 tane müteahhide köprüler, otoyollar ve garantili geçişlerle, havaalanlarıyla tatlı karlar dağıttığınız o yatırımların yerine okullara gönderdiğiniz öğrencileri, çocukları, gençlerimizi barınmasını temel mesele öncelik olarak alsaydınız bu mesele çok rahat çözülürdü. Türkiye'nin bütün öğrencilerine kaliteli, hatta tek kişilik odalarda kalabileceği yurt yapabilme kapasitesi vardır. Olmayan nedir? Hükümetin tercihi. Niye yok? Çünkü hükümet bu meseleyi öğrencilerin barınmasının ötesinde tarikat ve cemaat yurtları gibi yurtlar üzerinden öğrencileri, çocukları, gençlerimizi bir yeni ideolojik dönüşümün içine atmanın aracı olarak görüyor. Mesele bu şekliyle bakılır. Halbuki tarikat yuvaları haline dönüşen yurtlar var tabii. Tabii. Yani şimdi siz devletin arsasını filanca derneğe veriyorsunuz. İşte kardeşinizin, oğlunuzun, yeğeninizin, işte bilmem filanca tarikatın, filanca cemaatin derneğine devletin arsasını, milletin arsasını hibe ediyorsunuz. Ya da uzun süreli ucuz kiralamayla veriyorsunuz. Bunların içerisinde onlara yurt yaptırıyorsunuz. Alın size bunlara teslim ettim diyorsunuz. Bakın şimdi bize gelen telefonun haddi hesabı yok. Kredi Yurtlar Kurumu'nun, devletin yurtları yetmiyor şu anda. Yedek var işte, 1000 kişi yerleştiriliyor, 500 kişi yedekte. O 1000 kişiden işte yerleşmeyen olursa ötekiler girecek. Ya Türkiye'de 8 milyon üniversite öğrencisi var. Üniversite öğrenci kapasitesini 8 milyona çıkartmışsınız ama bu çocuklar ne yer, ne içer, nerede kalır, bitirdikten sonra ne iş yapacak, bunların hiçbirisinin hesabını sadece yapmamışsınız. Ertelenmiş sayısı. İşsizlik. 8 milyon öğrenci ertelenmiş üniversite işsizlik. Üniversite sayısı, öğrenci tabii, sayısı. Tabii çünkü iki şey. Bir, iki şey için bu kadar çok fazla üniversite, hani kalkınmak için falan diyorlar ya, üniversitelerin eğitim kalitesini, düzeyini lisenin altına çektiler. Peki niye bu kadar çok üniversite var? Niye bu kadar çok kalitesiz olmasına rağmen öğrenci var? İki sebebi var. Birincisi ertelenmiş işsizlik. 8 milyon üniversite öğrencisi şu anda işsiz gözükmüyor.
Eğer öyle olmasaydı bunlar işsiz sayılacaktı. İki, işte belli yerlerde, illerde, ilçelerde ekonomik hareketliğin aracı olarak görülüyor üniversiteler. Yani bilimsel eğitim değil de bir ticari, orada üniversite açılırsa öğrenci gidecek, harcama yapacak, esnaf ticaret yapacak. Yani ticareti geliştirmenin bir aracı gibi görülüyor. Oysa üniversite bir ülkenin kalkınmasının temelidir. Üniversite aklı ve bilimi hakim kılan araştırmayla, bilgiyle bir ülkenin donanımının temelidir. Şimdi yurt sorununda bakıyorsunuz binlerce öğrenci kalabilecek yer arıyor. Şimdi bu sorun nerede katmerlendi? Bu sorun Zeynel Bey pandemi döneminde okullarda eğitime ara verildi. Evlerde kalan öğrenciler evlerini boşalttılar. İşte bir senelik bir dönemde her biri masraf etmemek yurtları için doğal olarak yurtları boşalttılar. Evlerini boşalttılar ve ailesinin yanına gitti. Şimdi 1000 liraya çıktığı eve 2500 liraya giremiyor çocuklar. Yani gitmiş evine dönmüş, eşyasını bir depoya koymuş. Yok para işte, yani ne yapacak? Başka çaresi yok. Şimdi evlerin 1000 liraya bıraktıkları evler 2000-3000 lira olmuş. Halbuki onların yani gelirleri herhangi bir artma yok. Tabii yani siz niye bu yurt sorunu çözmüyorsunuz? Bakın biz 2015 seçiminde, 2018 seçiminde seçim bildirgesinde çok net ifade ettik. Hatta en son bundan yaklaşık 5 veya 6 ay önceydi Sayın Genel Başkan ilk bir yılda yapacaklarımızı ifade ettiğinde tekrar söyledi. Tekraren söylüyoruz. Bu zor bir iş değildir. İktidarımızın ilk bir yılında bütün öğrencilerimizin kaliteli, nitelikli barınmasını sağlayacak yurtları yapacağız. TOKİ'nin öncelikli görevi yurt yapmak olacak. TOKİ'nin işi müteahhit zengin etmek değildir. TOKİ'nin kuruluş amacı evsiz vatandaşları ev sahibi yapmaktı. Şu anda TOKİ'nin kuruluş amacını değiştirdiler. Yandaş müteahhitleri servet sahibi yapma aracına dönüştürdüler. Şimdi biz TOKİ'yi gerçek işlevine döndüreceğiz. Burada da iki şey önemli. Evet, ev sahibi olmayan vatandaşlarımıza ev sahibi yapmak. Bunun içerisinde öncelikli olarak da TOKİ eliyle bütün üniversite öğrencilerimizin kalacağı nitelikli yurtlar yapacağız ve bu sorunu çözeceğiz. Hı hı. Öğrencileri tarikat, cemaat yurtlarına mahkum ederek ondan sonra Türkiye'nin geleceğini, gençlerimizin geleceğini birilerinin insafına, birilerinin ahlakına teslim etmeyeceğiz. Peki. Bu konuyu şimdilik bir virgül koyarak kapatalım. Çünkü bu konu önemli. İzleyicilerimizin çoğu çocuklarının bu evsiz, barksız barınamadıkları, o görüntülerle görmek doğrusu onları incitiyor. Yolladıkları mesajlarda çok önemsediklerini söylediler. Şimdi geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi liderinin yaptığı açılım, yani işte HDP ile ancak çözülebileceğini bir organ olarak gördüğünü ve ama bunun karşısında da Sezai Temel'in yaptığı açıklamayı konuşalım isterseniz. Şu ana kadar HDP'den bir resmi açıklama yok. HDP'li bu Van milletvekilinin açılımına da bu söylediği söze sahip mı çıkıyorlar yoksa karşı mı çıkıyorlar belli değil. Bir tek sadece İsmail Saymaz'ın bugün yazdığı Sözcü Gazetesi'ndeki köşesinde sorumsuzca bir açıklama olduğunu söyleyenler olmuş. Ama tabii bunu ne kadar dikkate alıp da bir yorum yapmak mümkün bilemiyorum. Ama HDP'nin aslında biz bir hiçiz, biz hiçbir işe yaramayız. Yani bunu çözerse Öcalan çözer ya da İmralı çözer şeklindeki bir açıklamaya sahip çıkabileceğini bilmiyorum, düşünemiyorum doğrusu. Ama siz ne diyorsunuz? Çünkü önemli bir durum. Şu ana kadar da sessizliği hem Öcalan'a karşı çıkamamaktan kaynaklanıyor belki, hem de hani biz bir hiçiz de demek istemiyorlar. Ne diyorsunuz? Evet, yani bir kere önce net olarak şunu söylemekte yarar var. Sayın Genel Başkan'ın bu konudaki çağrısı önemli bir çağrıdır. İfadesi önemli bir ifadedir. Sayın Sezai Temel'in de sözleri, ifadeleri o ölçüde talihsiz ifadelerdir. Tabii Sayın Sezai Temel'i bugün ben de okudum İsmail Saymaz'ın yazısını. Sayın Temel'i HDP içerisinde bir milletvekili, sözleri ne kadar HDP'nin kurumsal görüşünü yansıtır onu bilmiyoruz. Evet. Onu bekliyoruz biz de.
Ben HDP'nin bir açıklama yapacağını tahmin ediyorum. Yani bu işi hiç açıklama yapmadan geçiştireceklerini düşünmüyorum. Tabii buradaki iki boyutu var işin. Birincisi, aslına bakarsanız Sayın Genel Başkan'ın söylediği, bugün söylediği, dün söylediği, yani bu son söylediği söz ilk defa söylendiği bir şey değil. Daha evet. önceden de hem Sayın Genel Başkan'ın hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu meseleye bakışı çok netti. Yanlış hatırlamıyorsam 2012 yılı olması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün, o zaman Sayın Erdoğan Başbakan'dı. Hem Erdoğan'ı, hem Sayın Bahçeli'yi, hem BDP'ydi o zaman yanılmıyorsam. HDP değildi. HDP daha ya da HDP'ydi, yanlış bilgi vermeyelim. Parlamentodaki bütün siyasi partileri ziyaret etti ve dedi ki bu meseleyi parlamento zeminde çözelim. Daha çözüm süreci başlamamıştı. Bu meseleyi parlamento, yani AK Parti'nin başlattığı çözüm süreci o zaman başlamamıştı daha. Parlamentoda çözelim, bütün partilerin ittifakıyla çözelim diye çok önemli bir girişim başlattı. Ondan sonraki bütün çözüm süreci tartışmalarında da biz hep şunu söyledik. Bunun adresi meşru zemindir. Meşru zemin milletin temsilcilerinin olduğu yerdir. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu işi mutabakatla çözmenin yolunu arayalım dedik. Ama onun yerine Kandil'de çözüm arayışları öne çıktı. İmralı üzerinden çözüm arayışları öne çıktı. Aslında Sayın Genel Başkan o gün ne dediyse, hangi tutumdaysa bugün de onu söylüyor. Burada tabii talihsiz olan, üzücü olan şudur. Bir siyasi parti olarak HDP'nin bu sorunun çözümü konusunda kendisinin aktör olacağını iddia etmesi ve o iddiayı koyup onun arkasında yürümesi gerekir. HDP şu anda bunu yapıyor mu, yapmıyor mu diye sorarsak sadece Sayın Sezai Temelli'nin sözü üzerinden bir açıklama yapmak doğru olmayabilir. Beklemek lazım. Ondan sonra karar vermek lazım. Eğer Sezai Temelli'nin söylediği noktada kendini konumlandırırsa HDP hem kendisine hem kendine oy verenlere çok ciddi biçimde zarar vermiş olur. Ha şimdi başka bir şey daha var çarpıcı. Bu işin harareti içerisinde onu görmüyoruz. Aslına bakarsanız Sezai Temelli'nin bu yaklaşımıyla AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın yaklaşımı arasında çok da büyük bir fark yok. Nereden biliyoruz bunu? İstanbul seçimlerinden biliyoruz. Hatta Bahçeli'yi de dahil edebiliriz buraya. İstanbul seçimlerinde Hafızayı Beşer Nisyan ile malüldür, unutmayalım. İstanbul seçimlerinde baktılar ki ikinci seçimlere kaybedecekler, iyice fark açılıyor. Birinci seçimi iptal ettirdiler. Fark iyice açılıyor. Bir telaş, ne yaparız, ne yapabiliriz? Yüksek Seçim Kurulu'na verilen talimat da işe yaramadı, seçimi iptal ettirmek. Ondan sonra gittiler, adını unuttuk, aklımızda kalmayan, o bir güne hoca. Kadar da kimsenin duymadığı bir hocayı buldular. Ona özel görev verdiler, İmralı'ya gönderdiler. Öcalan'dan, Abdullah Öcalan'dan bir mesaj aldılar. O mesajı devlet televizyonu dahil Anadolu Ajansı'yla beraber canlı yayında bütün Türkiye'ye yaydılar ve orada Öcalan üzerinden HDP'ye oy verenleri terbiye etmeye kalktılar. Sakın ola ki Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyin dedirttiler. Onun mesajını böyle oraya taşıdılar. Ama o zaman HDP'nin yöneticileri hem Sayın Selahattin Demirtaş eski eş genel başkanı hem mevcut yöneticiler Demirtaş cezaevindeydi. Çok önemli bir noktada durdular. Dediler ki Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı vardır. Ve o meseleyi, o oyunun, o tuzağın bozulmasında da önemli bir pozisyon aldılar. Şimdi bir de kardeş Öcalan'ı unutmamak yani lazım. Şimdi, TRT'ye çıkardılar Osman Öcalan'ı. Osman Öcalan'ı, kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkardılar. Canlı yayın yaptırdılar. Dolayısıyla aslına bakarsanız yani sadece Sezai Temelli değil İmralı'yı adres gösteren, işaret gösteren Erdoğan da, Bahçeli de destek verdi. Hatta azarladı. Niye dedi şeyin gelen mesaja uymuyorsunuz diye bu manaya gelecek ifadelerde bulundu. Yani sonuç itibarıyla o adresi Erdoğan da göstermişti. Son tekrar başa döner olsak bir cümleyle burayı tamamlayayım. Hı hı.
müsaadenizle. Yani burada genel başkanın yaklaşımı önemlidir. Bu yaklaşıma sahiplenmek gerekir. Meselenin çözüm merceği meşru zeminlerdir. O noktada da en meşru zemin Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu zaten 2012'de en son, yani daha uzun yıllardan beri bu konuda görüş belirtiyor. CHP'nin tutumu da dediğiniz gibi bu. Peki şimdi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili bazı sorularım oluyor, olacak size. Özellikle de son işte Türkiye'nin yaptığı açılışta da bir dualarla açılması. Yargıtay da keza öyle. Laiklik karşıtı sürekli bir söylem içine girilmesi. Yaşamın her biçiminde insanlara akıl vermek istemesi. Deniz ürünlerinden tutun da bambaşka yiyeceklere dahi karışması. Bir yani protokol olarak da 40 sıra birden sıçraması. Ne diyorsunuz? Ne amaçlanıyor Ali Erbaş'a bu bir Şeyhülislam edasında bir görev verilerek laikliğin altının oyulması mı amaçlanıyor? Acaba 1 Ekim'de biz beklemeli miyiz Ali Erbaş'ın dualarıyla meclisin açılmasını? Ne diyorsunuz? Yani sondan başlayayım isterseniz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi 1923 Nisan 1920'de açılırken büyük dualarla açıldı. Hacı Bayram Camii'nde Cuma namazı kılındı ve o karanlık günlerde millet için bütün Anadolu'da herkesin gönlüne taht kurdu o dua ve o ilk kuruluş duası Türkiye Büyük Millet Meclisi birçok badire atlattı ve o dua, kuruluşta yapılan dua hala yaşıyor. Bugün de yaşıyor. Onun için her seferinde dönüp de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu meseleyi tartışmaya açacak bir noktaya taşımak doğru olmaz. Öyle bir şeyin olacağını da zannetmiyorum. Bize bu mesele meclis kurulurken aslında milletin geleceği ve bekası için edilen duaydı. Milletin ruhunda ve o uhreviyetini, ulviyetini orada en üst noktaya getirip taşımıştır. Kimse bununla oynamasın. Yani bugün meclisi yeniden açılışında buna benzer tartışmalar açmak, meclisin kuruluşundaki o büyük ve görkemli hatırayı siyasetin malzemesi ve oyuncağı yapmak demektir. O gün o güncel siyasetin bir meselesi olmanın çok ötesinde milletin kurtuluşu meselesinin ta kendisiydi. O yüzden bu işlere tevessül etmesinler, edileceğini de zannetmiyorum. Şimdi gelelim öbür tarafa. Yani bizim milletimizin duayla bir meselesi yok. Vatandaşlarımız biz dua ederiz. İnsanlarımız, yani herkes günlük yaşamın içerisinde dua Allah'a yakarmaktır. Allah'a yakarırsınız. Dua hayatın bir parçasıdır. Kendinizi Allah'ın yardımını istediğinizde ya da şükrederken dua edersiniz. Ama bunu dönüp de bir devlet merasiminin parçası haline getirip özellikle toplumun son dönemde görünür hale getirme çabasının arkasında yatan şey Allah'a yakarmanın çok daha ötesindedir. Yapılmak istenen şey çok açık. Bugün Türkiye'de ekonomide iflas etmiş bir iktidar var. Ekonomiyi yönetemeyen, dolar almış başını gidiyor. 17 milyon yoksul var. Salatalığın fiyatı %129 artmış bir senede. Salatalık yaz dönemindeyiz. Yaz bitti, Eylül geldi. Ya yaz ayında salatalık artar mı? Domates %60'lar artmış domatesin bir yılda fiyatı. Yani sebze, meyve fiyatları artmış ama üretici de şikayetçi. Yani fiyat artınca bunu üretenin şikayetçi olmaması lazım. Onlar da şikayetçi. Niye aracı almış götürmüş? Evet, ne üretici kazanıyor ne tüketicinin işine yarıyor. Böyle bir tablo var. Salgını yönetemeyen bir iktidar var. Yangını yönetemeyen bir iktidar var. Okulları, eğitimi yönetemeyen bir iktidar var. Bakın şimdi okullar açıldı. 107 bin öğretmen ihtiyacı var. Covid döneminde öğretmenin ihtiyacını karşılamadan okulu açtılar. 44 bin derslik ihtiyacı var. Derslikler ihtiyacını gidermeden öğrenciler tıkış tıkış şimdi okullar açıldı. Yani niye açıldı demiyoruz. Niye bu eksikler tamamlanmadı diyoruz. Tabii. Şimdi aynı yerde 2,5 milyon çocuğumuz EBA'ya ulaşamamış bu dönem içerisinde. 101 bin hijyen önemli değil mi? Hijyen önemli bu COVID'le mücadelede. 101 bin temizlik hizmetli personele ihtiyaç var okullarda. Temizlik işlerini yapabilmesi için.
Bu yok. Bunlar alınmamış. Anne babalar gidip yapıyorlar yani, şimdi. Şimdi bunlar, yapıyor. Evet, anne babalar gidip yapıyor. Çocuklar bunları yapmadan okullar açmışlar. Şimdi yangınlar oldu, yangınları yönetemediler. Su baskınları oldu, seli yönetemeyen bir iktidar. Şimdi bunların tamamını yönetememiş ve bir iktidar. Anketlerde sürekli çöküş var. Kendi hedeflerinin yarısına indirmiş. 2011 yılında çıkmışlardı, demişlerdi ki 2023 yılına giderken Türkiye'nin milli geliri 2 trilyon dolar olacak demişlerdi. Hı hı. Şimdi orta vadeli planı açıkladılar. 924 milyar dolara düşürdüler. Ne oldu? Ne oldu? Kişi başına milli gelir 25 milyar dolar olacak diyorlardı 2023'e geldiğinde. Şimdi döndü, kişi başına milli gelir hedefini düşürdü. Bugün 8500 dolara düştü. Kişi başına milli gelir hedefini düşürdüler. 12 bin dolar olacak diyorlar şimdi. Evet. Onu da tutturamazlar bu anlayışla giderlerse. 128 milyar dolarını yok ettiler milletin. 128 milyar dolarını yok ettiler. Şimdi bunlar da artık çöküyor. İktidar gittiğini görüyor. Anketlerde de görüyor. Kendisi görüyor. Bülent Arınç'ın dünkü çıkışı manidardır. Diyor ki ya bu iş diyor. Hani söylüyor aslında, bu işe söylüyor. Öyle diyor, Diyanet İşleri Başkanlığı sahaya sürerek öyle bu işi yeniden bir laiklik tartışması açıp da muhafazakarları yanınıza çekeceğinizi sanarak olmaz. Ekonomiyi düzeltmezseniz bu iş bitiyor diyor. Gidiyorsunuz diyor. Hı hı. Şimdi bunu niye son dönemde Diyanet İşleri Başkanı bu kadar görünür olmaya başladı? Çok açık, iktidar, saray rejimi, Erdoğan, özel olarak Ali Erbaş'ı sahaya sürdü. Neden sürdü? Bize yoksulluğu tartışmayalım. Onda bir dönem hani Türkiye hep başörtüsünü tartıştı, laiklik tartışmaları içerisinde siyaseti bunun üzerinden kurgulayabildiler ya. Şimdi yeniden şey bunu oluyor. Yapalım istiyorlar. Bunu yapmayacağız. Biz toplumun gerçek gündemini, ülkenin gerçek gündemini sıcak canlı tutacağız. Yoksulluğu konuşacağız, işsizliği konuşacağız, eğitimi konuşacağız. Türkiye üniversiteleri dünyanın en gerisinde kalma noktasında. Hı hı. İlk 1000 üniversitede üniversitemiz yok. Bunları yok et. İran'ın gerisinde kalmışız. 20 yıl önce İran'dan öndeydi üniversitelerimizdeki makale sayısı. Şimdi gerisine geride düşmüş. Şimdi bunları konuşacağız. Özellikle bu tartışmayı Diyanet İşleri Başkanı üzerinden yürütüyorlar. Şunu bekliyorlar. Biz bu meseleyi toplumu yine laikler ve antilaikler diye ikiye bölecek şekilde bir tartışma meselesi yapalım. AK Parti'nin ve Erdoğan'ın laiklikle problemi olduğunda bir tereddüt yok. Bunu biliyoruz. Laiklikten haz etmediğini, bunları biliyoruz. Ama Türkiye'nin geleceğinin de laiklikte olduğunu biliyoruz. Bütün bunlara rağmen, bu yaptıklarına rağmen toplumu laikler ve antilaikler diye aslında böyle bir problemi olmayan vatandaşlarımızı bu şekilde bölüp parçalayıp siyaseti yeniden kurgulamak istiyorlar. Buna müsaade et. Biz yoksulluk ve vatandaşın şu andaki ekonomik işsizlik sorunlarını konuşalım diyorsunuz. Doğru. Bu arada tabii yapılan anketlerden de söz ettiniz. Son bir anket var. Onu aslında izleyicilerimize aktaralım. Aslında AKP'ye yakınlığıyla bilinen bir kamu araştırma şirketinin bir anketi bu. ORC'nin çarpıcı sonuçlar var, ortaya çıktı. Kemik kitlesinin kırıldığını görüyoruz o anket sonucunda. Erdoğan'a oy verenlerin %40'ı erken seçim istiyor o anketin sonuçlarına göre. Şimdi anketi verelim, daha sonra Bülent Tezcan'dan değerlendirme isteyeceğim. Sizden gelen 2-3 mesajı söyleyeyim. Barınamıyoruz, bu kötü günler elbet bitecek. Gençlerimizle beraber güzel günler gelecek diyor. Geliyor, gelmekte olan Serdar Demir yazmış. Cumhuriyet Halk Partisi liderinin bu söylediği artık bir slogan haline dönüştü. Öyle anlıyoruz. Ümit Belkavak Deniz diyor ki vekilimiz Bülent Tezcan'a ve sizlere Aydın Nazilli'den selamlar. Ne saray istedik ne altın kaplama. Sadece yarınlara bir umut beslemek için gençlerimize yurt arıyoruz. Bulamıyoruz, barınamıyoruz demiş. Günay Sakoğlu demiş ki bu fakir ülkede anne ve babaların bunca şartlar altında yetiştirdikleri ve üniversiteyi kazanan çocuklar yurt kapılarında barınamıyor ve barınamıyoruz diye feryat ederken hiçbir devlet yetkilisinden ses çıkmaması utanç verici bir durumdur. Yazıklar olsun yetkililere demiş Günay Sakoğlu. Sizlere de selam var Aydın Nazilli'den. Biz de selam söylüyoruz. Seçimler konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle bir kere... Gördüğünüz gibi AKP'li seçmenler dahi artık erken seçim ister durumda. Evet, çünkü ekonomik darboğaz, yoksulluk,
sadece CHP'lileri vurmuyor. Sadece İYİ Partilileri vurmuyor. Parti Tabii. ayrımı yok. Yoksulluk sadece CHP'liler için değil. AK Parti'ye oy verenler de yoksulluktan çok büyük pay alıyor. Onlar da yurt sorunuyla boğuşuyorlar. Yani AK Parti'nin bir kaymak tabakası ballı ihalelerden yararlanıyor. İşte yol müteahhitleri, köprü müteahhitleri, dereleri, çevreyi, ormanları yok eden müteahhitler ya da 5 maaş alan kıyak maaş alanlar var ama AK Parti'nin hepsi öyle değil. Tabii. Yani orada tabanda ona oy veren milyonlarca vatandaş yoksullukla uğraşıyor. Hatta AK Parti ilk dönemlerinde yoksulların oyunu daha fazla alırdı. Şimdi artık ya ciddi biçimde kopuş var. İşte o yüzden o %40 dediğiniz insanlar şunu görüyor. Erdoğan çıktı 16 kat dedi arttı asgari ücret dedi 2002'den bu yana. İyi de vatandaş şunu görüyor. Asgari ücretli 2002'de 6 çeyrek altın alıyordu. Bugün 3 çeyrek altın alıyor. Ya da çıktı işte üniversiteler en önemli sorun. 45 liraydı. Ya dedi 45 liraydı dedi o zaman kredi 2002'de biz geldiğimizde öğrenci kredisi. Elinize dilinize dursun. O sözü de çok moda. Evet. İkide bir söylüyor onu. Elinize dilinize dursun. Şimdi 650 lira dedi. Tamam o zaman 45 liraya hesap etmişler 26 gram altın alıyordun. Şimdi 13 gram altın alıyorsun. Yani 650 liraya. Yarı yarıya düşmüş. Sadece bu hesap bile. Şimdi mesele bunlardan AK Partili de etkileniyor. Tabii. Peki demokraside çözüm ne? Nasıl kurtulacak? Nasıl değişecek? Sandıkta değişecek. O yüzden AK Parti tabanı da artık kopuyor ve sandık istemeye başladı. Ha, şimdi tablo nedir? Erdoğan sandığı getirecek mi? Erdoğan sandığı öteleyebildiği kadar ötelemek istiyor. Yani nereye kadar? İşte en son 2023 Haziran ayına kadar. Oraya kadar ötelemek için elinden geleni yapacak. Niye? Sandık geldiğinde bu hesap görülecek. Demokrasilerde vatandaşın hesabı göreceği, faturayı koyacağı yer sandık. Şimdi o yüzden iktidarını bir gün daha uzatabilmek için, zamanında yapmak için uğraşacak. Ancak götüremeyecek. Yani vatandaşın isteği, toplumun ihtiyacı, ülkenin ihtiyacı bir an önce sandık. Bu sıkışmışlıktan çıkamazlar. Ekonomiyi yeniden istediğini yapsın toparlayamaz. Çünkü ekonomide Naci Ağbal güzel bir şey söyledi. Dün önemli bir şey söyledi. Güven önemlidir dedi tabii, ekonomide. Tabii. Eski Merkez Bankası Başkanı. Şu anda büyük bir güven. Evet. Yani getirdiler götürdüler. 4 tane Merkez Bankası Başkanı değişti son dönemde. 3 mü 4 tane Merkez Bankası evet. Başkanı değiştirdiler. Şimdi ne diyor ekonomide? Güven önemli. Güveni ne tesis edecek? Güveni her şeyden önce seçim tesis eder. Yani toplum yeniden sandığı önüne koyarsınız. O sandığı görür. Yeni bir iktidar çıkar. Ya mevcuda güven tazelenir. Ya yenisi çıkar ki görülen yeni bir iktidar çıkacak. Birinci şartı sandıktır. Yani bu işlerin düzelmesi için sandık... Ya kardeşim ne acele ediyorsunuz diye soruyorlar. Ya biz acele etmiyoruz. Ülkenin ihtiyacı bunu zorluyor. Yönetemeyen biri var ve sandık... Bundan önce de oldu. Bundan önce de toplum sıkıntılı dönemlerinde sandık milletin önüne kondu. Millet bir karar verdi. O yüzden Erdoğan... Ha tabii en azından 2022 sonundan sonra daha öteye öteleyebileceğini zannetmiyorum. Abi seçim yasası var. O seçim yasası herhalde seçim yasası. Şimdi bu yasayı geçirirse lazım. Bir yıllık bir kere uygula ama bu yasayı uygulayarak seçime gideceksen yeni yasayı bir yıllık süre var. Bu yasa Kasım'da çıkarsa ve bunu uygulayarak seçime gideceksek bir yıl sonra olacak ama yarın gelecek ne getirir seçim yasası hani şu demek değil seçim kanunu değişti o zaman bir yıl içinde seçim yapamazsın diye bir şey yok o kanunla yapamazsın evet. O kanun durur eski kanunla yaparsın seçimi erken anladım. Seçim ona bir engel sizin yok sizin tahmininiz yani. Ama o yasalaştıktan sonra tabi beklemeye çalışacak en geç Kasım ayında yani Erdoğan 2020. isterse Erdoğan'a bırakırsanız o şeye kadar Haziran'a. Yani Haziran'a kadar götürmek ama isteyecektir daha ama. Daha da kaybettiği kesin. Öyle bir şansı yok. Yani iniş trendine geçti. İnşallah sandığı milletin önüne koyacaklar. Millet de berber koltuğunda olduğu gibi saçının rengi önüne düşünce görürsün demiş ya. Millet de faturayı önlerine koyacak. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Buralara tamam. kadar geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Davetimizi kırmadınız.